Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı hafta sonları. Bu kanalda yer alan yorumlar al sat tut tavsiyesi veya yatırım tavsiyesi değildir. Baştan bunları söyleyeyim. Sonra hocam ben yandım ben gittim demeyin. Veya ben çok kazandım demeyin. Aslında kazandım deyin de ben yandım gittim demeyin inşallah. Açıkçası biz Gündoğdu Borsa olarak Türkiye'de yapılmayanı yapıyoruz. Küçük sermayeli şirketleri alım yerinde söylüyoruz. Tüm iyi niyetimizle. Açıkçası bu konulara değiniyoruz. Şimdi bunu hatırlattıktan sonra tabii ki borsada şu an ciddi anlamda bezdirme politikası devam ediyor. Yalnız bunlar sadece dediğim gibi sindirme ve zarar da olsa borsadan çıkın gidin. Biz de aşağıdan malları toplama politikası. Bunlar borsanın belli dönemlerinde oluyor. Evet, bu dönem biraz fazla mı oldu? Fazla oldu. Biraz işin boku çıktı mı? Çıktı. Ama küçük yatırımcı olarak bizim çok fazla yapacak bir şeyimiz açıkçası yok. Önce sabredeceğiz. Sonra varsa paramız aşağılardan mal toplamaya çalışacağız. Sonrasında beklemeye geçeceğiz. Çok yapacak bir şey yok. Tabii ki Kurban Bayramı önümüzdeki hafta olduğu için, hafta sonu olduğu için bir hafta öncesinden de bazen satışlar olabiliyor. Sonra işte Perşembe, Cuma komple herkes satabiliyor. Ama geçen bayramda Perşembe, Cuma alışlar oldu. Dediğim gibi biraz zaten zarardayız. İmkan da vermediler bize. Açıkçası beklemekte bence fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bir tane biz ne dedik? Biz küçük sermayeli şirketleri araştırıyoruz ve kazancında bunda daha fazla olduğunu iddia ediyoruz. Tabii ki düşüşlerde de daha derin düşüyor. Öyle durumlar var. Ama sen karlılarını seçersen, güzel yerlerde seçersen daha çok kazanma potansiyelin var. Şimdi bir tane haftalık yükselme potansiyeli olan hisselerden önce bir tane dikkatimi çeken kanalımızın ilk kurulduğu zaman da bahsettiğim bir tane ise Poltek. Politeknik Metal. Şirket bakın ne kadar gitmiş. 19 Ekim'de 900 liraymış. Hadi diyelim 910 lira. Sonra 19 Ekim 2022 biraz fazla hadi diyelim. 2023'e gelelim. Nereler? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Diyelim bir sene önceye bakalım. Hadi öyle yapalım. Haziran 2023'e bakalım. Kasım, Aralık. Böyle yapalım. Ağustos. Evet. 7 Haziran. Bakın 2980 lira. Sonra şirket 27 bin liraya çıkmış. Ne olmuş? 10 kat ortalama artmış. 5 Mart'a kadar şirket 10 kat artmış. Tabii daha erken, daha önce aldıysan eğer şirket 600'lerden, şuralardan 700'lerden falan aldıysan 27 bin lira 7 kere 4 28 yani 40 kat falan yapıyor açıkçası. Burada dediğim gibi yani bizim potansiyel hisselerimizde böyle durumlar var. Bunu aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Şimdi Poltek'te neler olmuş da böyle olmuş bir bakalım. Şimdi yabancı alımlarını bu hafta izlerken açıkçası kimler toplamış mal diye izlerken bu şirketi gözüme kestirdim. Çünkü bu şirketi çok ciddi toplamışlar şu an. PDD'de FK çok çok fazla eminim. 3,8 milyon sermayesi varmış bakın. Sonra işte bir önceki dönem 45 milyon sonra bir 12. ayda 27 milyon zarar açıklamış şirket. Halka açıklık oranı %19. Piyasada da rota az, sermayesi düşük. Bize uyan bir şirket mi? Evet. Şimdi buralarda yakalasaydık çok güzel yukarılara doğru hareket kazanabilirdik. Ama tabii ki yakalayamadık. Ama burada baktığımız zaman bakın Poltek'i geçen hafta 3 ile 7 arasında bakın burada siz göremiyorsunuz üst tarafta benim resim var ama Citibank yabancıları %99,65'ini bu şirketin burada toplamış. Stratejimizden bir tanesi ne? Küçük sermayeli şirketleri zarar açıkladığı zaman 200 günlük ortalama etrafında toplanabilir. Ama dediğim gibi kısa vade ihtiyacın olmayacak bir parayla yatırım yapıyorsun. Az daha düşerse de az daha alabilirsin. Orada biraz oyalanır sonra ciddi yukarı gidebilir. Şirket 27.000 TL'ye gitmiş. Bir hissesinin adeti 27 bin lira olmuş. Şimdi bazı hisseler var mesela işte adet fiyatı 3 bin lira, 4 bin lira. İşte küçük sermayeli neyse 5 bin lira. Ya hocam daha gider mi işte 50 liradan 5 bin lira gitmiş. Daha gider mi? Gider dediğim gibi. Niye gitmesin? 27 bin lira da hisse var. 80 bin liraya da bir tanesi olan hisseler var. Küçük sermayeliler dediğim gibi gider mi? Gider. Tabii bazı dönemde bezdiriyorlar. Malı elinden alıyorlar ama sonrasında gene gidiyor. Burada zarar açıkladığı tabii ki etkili olmuş ama sadece görün diye anlattım. Yaprak hissesini geçen anlatmıştım. O da 10 kat.
gitmiş bir senede. Yani iyi kar getirdiği zaman sıkıntı yok. Bu dönemde Poltek iyi kar getirirse gene 14 binlerden buralarda yeşil mum yakıp düşeni kırarsa gene bu şirket 36 bin 40 bin diye yukarılara gitme potansiyeli çok çok fazla. Sadece dediğim gibi nelerle ilgileniyoruz, ne yapıyoruz? Onlardan biraz bahsedeyim amaçlı söyledim bunu. Şimdi yükselme potansiyeli olan anladıysak konuyu buralarda gene mal ciddi anlamda toplamışlar. Yukarı hafta bu hafta da yükselme potansiyeli var bu şirketin. Ama hisse değeri bir tanesi pahalı 14 bin lira olmuş. Yani pahalı derken her anlamda pahalı açıkçası. Hem bilimsel açıdan hem 14 bin lira bir hisse verilir mi? Ya verilebilir. Çarpı 2 yapma potansiyeli buralardan var. Yabancı da mal toplamış burada. Ya, olabilir. Ya, kısa düşünüyorsanız altına stop konup 14.300'lere stop konup yukarılara hareketler düşünebilir. Kar getirirse gene yukarı dönebilir. Ama sadece bilgi açısından paylaşayım dedim. Şimdi yükselme potansiyeli hisselerimizden bize uyan benim ara ara bahsettiğim BİSYÜZ'deki şirket Miatek. Miatek dün de canlı video çektim ilk defa. Onu da bir deneyeyim dedim kendi cep telefonumda. Orada da söyledim. Zaten birkaç gün önce de söyledim. Miatek şu an BİST 655'te hemen hemen en güzel bilanço getiren şirket. Bize de uyan şirket. Açıkçası buralardan çok büyük oranda dönecektir. Size de hediyem olsun demiştim zaten. Şimdi ne oldu Miatek'te? Zaten cuma günkü saçma düşüşleri çok açıkçası şey yapmamak lazım. Kale almamak lazım. Çünkü yani her hisseyi satıyorlar. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir saçmalık da yok. Yani nasıl diyeyim? Teknik, temel hiçbir şey, çoğu şeyi işletmediler. Şimdi Miatek'te ne oldu? Düşen trend kırıldı mı? Kırıldı. Sonra gene tavan açtı. Bakın 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3. 3. tavandan sonra satış yedi. Yalnız 20 günlükten tepki aldı ve düşen trendi de diyelim ki buraya tek getirebilirsek tabii buraya da çekilebilir tren. Çünkü yukarıda şöyle bir evet durumu da var. Buraya da çarpmış. Sayarsak düşen trend kırıldı. Onayı aldı. Gene bu hafta muhtemelen hareketler gidecektir. Bu şirket sizlere bu kanalı izleyenlere hediye olsun. Bu orta vadede kazanmama şansınız yok buralardan toplayıp bence. İlk hedef 83 lira. 83-87 işte bu bölgeye gelecek. Buralarda biraz oyalanır diye düşünüyorum. Sonrasında hedef şuradaki birim kadar 34-86 50 birim kadar buralardan yani 100-110'lar civarlarına bölgesine gitme potansiyeli çok çok fazla bu şirkette. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. İyi niyetle burada bilgi paylaşıyoruz ama genelde de tutturuyoruz böyle analizlerde. 8 Haziran 2000 şey 8 Haziran 2024 günlerden bugün cumartesi. Cumartesi olmasına rağmen de sizler için gene video çekiyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. Size destek olmak için kanalımıza abone olursanız çok çok sevinirim. Aynı zamanda videolara yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Birinci şirketimiz kesinlikle Miatek. Miatek'in de karlılık durumu çok iyi. Karlılık durumundan önce sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum açıkçası. Şimdi Bülent Timur. Bülent Tuger Timur. Tuger herhalde bilmiyorum açıkçası. Şimdi beyefendi yazmış ki hocam neyinizi seviyor? Bakın ben hiçbir şey yazmadım. Kalp koymuş. Teşekkürler yazmış. Hocam neyinizi seviyorum biliyor musunuz? Çok hoşuma gitti açıkçası. Kimseyi karalamıyorsunuz. Sadece işinizi yapıyorsunuz. Gerçekten de analizleriniz başkasını bilmem ama beni çok hoşuma gidiyor. Keşke sizi önceden tanısaydım. Biri Mazhar'ı pazarladı. Biri Canta'yı pazarladı. Vallahi millete bana da iyi hem de çok iyi oturtturdular. Şimdi onlara nazikçe yazıyorum. Artık bu kağıtlardan hiç bahsetmiyorsunuz diyorum. Hiç ses seda yok. Yazık milletin 3-5 kuruşuna tenezzül ediyorlar. Siz onların kim olduğunu iyi bilirsiniz. Ya açıkçası Bülent Bey burada güzel bir konuya değinmiş. Açıkçası burada aslında bu tarz övgüleri ben çok paylaşmak istemiyorum ama neden paylaşıyorum? Şöyle. Şimdi bizim niyetimiz diyorum ya iyi ve iyi karlı şirketler söylüyoruz. Kanalımızda bahsettiğimiz şirketlerin %99'u, %90'ı diyelim iyi karlı şirketler. Kar oranı çok yüksek. Bizim de hiçbir çıkarımız yok. Biz sadece dediğim gibi küçük yatırımcıyı korumak amaçlı ve para kazanması amaçlı. Bazı insanlar dediğim gibi bazı hisseleri pazarlayabilirler. Yani benim böyle bir durumum yok. Bunun öbür tarafı da var. Tabii ki ahı da var. Tabii ki bazı hisselerimiz gitmeyebiliyor. Müneccim de değiliz ama şimdi baktığımız zaman teknik ve temel anlamda destekliyorsa göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Değerlendirir değerlenmez. Zaten onların kararı sizlere ait. Sizlerin de bir bilgisi olması lazım. Biz sadece destek olmaya çalışıyoruz ama
Dediğim gibi burada biz karlı şirketlerden bahsediyoruz. Bülent Bey'in dediği gibi kimseye mal çakma, kitleme durumumuz yok. Cant dediğimiz hisse yıllardır açıkçası gerçekten yatırımcıyı üzüyor. Ne oluyor? Şimdi ben de birkaç kişiye bakmıştım öyle. Yok cante. Ya kardeşim bir hisseden bu kadar bahsedilmez. Şirket zararda. Doğru dürüst karı yok. Yani hani teknik olarak al veriyorsa şirket gösterebilirsiniz. Şirket zararda veya karı iyi değil ama şu hikayesi var. Belki yukarı dönme potansiyeli olabilir. Teknik de bunu destekliyorsa orada söyleyebilirsin. Ama dediğim gibi bunları yapanlar da maalesef ülkemizde var. Dili yanan da var Bülent Bey'in dediği gibi. Ama inanın bizim böyle bir niyetimiz yok. Herkes bir şekilde hayatta mutlu oluyor ya. Açıkçası benim hayatta da en mutlu olduğum konulardan bir tanesi de benim sayemde veya benim vesilemle, tabii ki Allah vesile ediyor bizi de, insanların bir şekilde para kazanması veya mutlu olması, evine bir tık daha fazla bir rızık götürebiliyorsa çok mutlu oluyorum açıkçası. Yani tanıyayım tanımayayım hiç önemli değil. Ben böyle mutlu oluyorum. Başkası neyle mutlu olur? Orasını bilemem açıkçası. Şimdi dediğim gibi Bülent Bey'in o konuyu da parmak bastık veya işte değindik. Herkesin gönlü rahat olsun. Şimdi Miatek demiştik. Miatek'in kârı açıkçası bayağı güzel geldi. Bu bilanço dönemine göre. Bakın öz kaynaklarını %60 falan artırmış. %50'den de fazla. %60-70 artırmış. Bir dönemde bakın 3 ayda çok güzel. 494 milyon sermayesi var. 504 milyondan 670 milyon desen. Ortalama %25 de kârını artırmış. Ortalama %20-25 arası bir kârını artırmış. TK 26, PDD'de 10. Burada bir tık pahalı gözüküyor şirket ama bu tarz şirkette tabii ki çok ucuza alamazsınız. Şu an BIST'in en güzel açıklayan şirket. Tabii ki analizlerimiz bu hafta etkilenebilir. Bayramı önü. Biraz daha orta vade düşünerek hareket edebilirsiniz. Tabii ki haftalık ben de düşünüyorum yukarı gidebilir bu şirket ama bu hafta olmayabilir. Biraz aşağı yukarı yaparlar bayram önü olduğu için. Ama ben buralardan toplarım. 2-3 ay unutuyorum dersen kazanma oranının çok daha fazla olduğu bir şirket açıkçası. Sonraki şirketimiz Miatek dedik. Tuğ Çelik. Tuğ Çelik çok ciddi bir iş aldı. Tuğ Çelik zaten diye diye dilimizde tüy bitti. Şuralardan kıramadı. Tabii ki borsayla satış yeri. Şu an toplamaya başladı. Sonra ne oldu? Cuma günü bakın 4 günde çok güzel %15 falan verdi. Cuma günü tavan açtı ise Porsche marka arabanın çeliklerini yapacak. Ve yıllık 4 milyon dolar pardon 4 mü 5 mi dolar veya euro anlaşmasıyla 5 yıl boyunca şirket para kazanacak ve güzel bir markanın da dünyaca ünlü bir markanın da araç çeliğini aldığı için önü de çok çok açıldı. Şirketin sermayesi sadece 30 milyon. 30 milyon ama şirket zaten yıllık sadece bu işten kazandığı para herhalde çok daha fazla olacak. 30 yani yıllık 4 milyon olsa 4 kere 30 120 milyon. Bir dönemlik 1 milyon olur. 1 milyonu 30 milyon. Evet. Sermayesi kadar sadece bir dönemde bu şirketten kâr edecek. Şirket de muhtemelen bedelsiz açıklayacak diye düşünüyorum birkaç ay içinde. Orada da fiyatlar yukarı. Yani bu şirketi taşıyan çarpı 2 çarpı 3 orta vade olma potansiyeli var. Uzun vade zaten çok daha fazla. Biz de iyi netli söylüyor. Ama Cuma günü saçma bir satış yedi. Teknik olarak burada biraz kork diyor açıkçası. Çünkü çok ciddi bir yutanmam var ama dediğim gibi düşüşler bu hafta alım fırsatıdır diye düşünüyorum. Bu hafta Cuma günü satış vardı ama buradan 4-5 günde kazandığı parayı hafta sonu işte faize koyup hafta içi gene şirkete gelebilirler. Bu şirkette hareketler hızlı olabilir. Yani bu şirkette kaybetme buralardan da alsan az bir şey yukarıdan da alsan kaybetme şansı sıfıra yakın diye düşünüyorum. Bu benim kendi analizim. Gene bu. Şimdi dün bir tane İzleyicim canlı yayında sordu ama RGO 38'lerden alınır mı hocam dedi. Ben de dedim ki 38'lerden alma. 30.90'dan söylemiştim. 31'lerden söyledim. Oralardan alabilirdin dedim ama dün bu şirkete çok bakmamıştım ben. Bugün baktım şirket son bir saatte çok güzel açıkçası yukarı hareket olmuş ve benim sevdiğim bir olay yükseliş trendinde ne olmuş? İşte 4 gün satıştan sonra alıcılı mum ve 20 günlükten destekli şirket son bir saatte de yukarı gitmiş. Gene denenebilir. 36.45'e stop konup hareketlerin yukarı gitmesi denenebilir açıkçası. Hacim fena değil. Stokastik yukarı kesiyor. MACD'de
MACD değil, pardon. MACD şu an SAT'ta gösteriyor ama RSI'de kafayı yukarı kaldırmış. Şöyle bir saat diye baktığımızda da bir saatlikleri düşen tren kırılmış. Hareketin yukarı gitme potansiyeli çok fazla var. 38 buralara stop konup 36.50'lere stop konup hareketlerin yukarıya getirebilir. 40.90'a 41'lerde yine hisse satılabilir ama orta vade demiştim zaten. Bu şirket 40'ları görür. 40'lardan satış yemiş 41'lerden. Sonra biraz düzeltmeye gelir. Yine 45-50'ye yolu var demiştim açıkçası. Yine burada da analizimizi tuttu. Buralar alınır mı? Yine stop konup alınabilir. Şirket gidiyor yani. Güzel de gidiyor. 4 gün sonra 20 günlükten tepki vermiş. Dünkü olayımı düzeltiyorumdur. Alınmaz demiş ama şu an teknik al gösteriyor. Çünkü dün bakmamıştım açıkçası. Bugün baktım. Onu da düzeltelim. Dediğim gibi. Ama kısa düşünüyorsanız stop koyun diye düşünüyorum. Açıkçası şirket iyi yani. Fena değil. Şimdi bir sonraki şirketimiz COM. Bu şirket küçük sermayeli. Karı bize göre karı bir tık aşağıda ama şirket şu an teknik olarak harika şekilde al veriyor. Niye? Şimdi gelmiş, çıkmış, düşmüş, 20 günlükten tepki alaraktan gene başını yukarı çevirmiş. Hacim 4 gündür artıyor mu? O artıyor. Özellikle cuma günü satış olmasına rağmen bayağı artmış. Burayı da kırma potansiyeli çok çok fazla. MACD yukarı kesmiş. RSI stoka bütün teknik göstergeler al verdiği için şirketin karı bir tık az bile olsa bu şirket denenebilir. Bu hafta yükseliş potansiyelini çok fazla görüyorum. Ne olmuş? Bu şirkette COM diye geçiyor. Şirket FK36 PDD'de 4.7. Tabii ki şirket biraz pahalı. Sermaye küçük çünkü o yüzden. 44 milyon sermayeyi 62 milyon kardan 27'ye düşmüş. 12. ay bu dönem gelmemiş ama öz kaynakları artmış şirketin. Halka açıklık oranı %47. Yani şirket tamam küçük sermayeli bize uyuyor ama bakın karı bir tık düşük. Teknik al verdiği için açıkçası yükseliş trendine başlayacağı için muhtemelen o yüzden söylüyorum açıkçası. Genelde daha çok karlı şirketlerden bahsediyorum ama bu şirkette gitmeyecek değil, gidebilir açıkçası. Çünkü düşen kırılmış hacim var. Ne olabilir? Bu trendin altına stop konup denenebilir. 21.43'e stop konup veya biraz daha düşünüyorsanız şu bölgeye 20.45'e stop konup hareketlerin yukarıya gideceği düşünülebilir. Şuralardan kar almasını bileceksin ama 26'larda hani %15-20 falan yapınca kar alınabilir şirketten. Açıkçası bu şirkette bize uyuyor. Bir sonraki şirket Lüks Kadife. Artık bizim fazla konuştuğum bir şirket. Burada düşen trendi kırmış, onayını almış, gitmek istiyor. Artık bu bölgeler dip, buralarda mal topluyorlar bence açıkçası. Lüks Kadife bizim için bayağı bir oltran oluşmuştu. Bize bayağı şu an uyuyor. Ziraat, deniz, iş yatırım malı toplamış. Genel toplamda iş yatırım %84'ünü kimseye vermiyor, satmıyor da. Şirketi muhtemelen buraya götürüp bakın dipler de yapmışlar burada. Muhtemelen de buraya götürüp buradan da yukarı orta vadede 190-200'lere gitme potansiyeli şirkette çok çok var. Buralar artık dip gözüküyor Lüks Kadife'de de. Bakın hacim satışlar olsa bile hacim çok çok az. Şimdi MACD'yi buradan bir gün alıcı verse, pazarsa alıcı verse teknik olarak bütün varyasyonlarda oluşmuş gözüküyor. Buralardan bayağı düştü zaten şirket tüm borsayla beraber. Artık buralar dip gözüküyor. Şöyle saatliğe de baktığımız zaman saatlikte de bakın saatlikte de burada düşen kırılmış ve ortalamaların yönü yukarı gözüküyor. Cuma günü olmasına rağmen gene iyi mücadele etmiş satıcılarla alıcılar. Bir sonraki dipte bence artık bu da aynı veriyi söyleyen hisse Arase. Arase'de de artık ne demiştik? Şirketin FK 3.0 PDD'de 1.6 mı 8 mi ne o civarlar. Çok çok bence şirket ucuzladı. 4 ay önceki fiyatına şirket döndü. Buralarda söylemiştim 4 ay önce. Buralardan alan kesinlikle para kazanır dedim. Şuralardan alan, şuralarda sattıysa güzel para kazandı. Sonra tuhaf şekilde gene borsayla beraber düşürdüler. Gene buralarda güç topluyor. Şimdi 200 günlük ortalamasında mı? Öyle. Aynı zamanda düşen trendinde, aynı zamanda altlarında, 4 ay önceki fiyatında, aynı zamanda olduğu için gene burada da artık hareketlerin yukarı döneceğini düşünüyorum. Kısa düşünüyorsan 200 günlüğün altına 60'lara stop konup çok büyük oranda bu şirkette yukarı gidecekler. Gene ilk etapta 77'ler. Sonra 87 ve üstü diye düşünüyorum şirkette. Yani tam toplama zamanı diye düşünüyorum. Haftalıkta
Bu hafta da tabii ki ciddi aşağı yukarı olsa bile yani buraların aşağısına düşeceğini çok zannetmiyorum ama sadece tabii ki bu kişisel görüş ve yorum. Ama büyük oranda dediğimiz olaylarda da genelde de tutturuyoruz. Şimdi bu günlükte böyleydi ama saatliklere bakalım. Saatlikte de 20 saatliğin üstüne çıkmış. Bakın dipler artık yükselmeye başlamış. Dönüş ibareleri gözüküyor. Yani cuma günü olmasına rağmen cuma günü gerçekten cuma günü bizi dayak manyağı yaptılar. Hakikaten psikolojimizi çok çok ciddi zorladılar. Bu şirkette açıkçası yönü yukarıya gösteriyor. Son şirketimiz Ser ve ne bunun kodu? Servet GMYO. Bakın şirket bu şirket bize uyan açıkçası bir şirketmiş. Daha bu da cuma günü keşfettim. Cuma günü şirket tavan oldu. Şimdi GYO'lar içinde açıkçası bize uyan bir şirketmiş. O da yeni önüme çıktı açıkçası. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi teknik olarak baktığımızda düşen trend şurada tabii ki kısadaki düşen trend kırılmış. Bir, hacimli kırılmış mı? Evet, hacim de burada. Şurada bakın hacim de var. MACD de yukarı kesmiş. Stokastik, RSI hepsi şu an teknik olarak şirketi al veriyor. Yani 200 günlüğün altında olması biraz sıkıntılı. 200 günlükten tepki alabilir. 322.59. Sonra şuralardan tepki alıp aşağılara gelebilir ama bu şirkette fazla gitmediği için muhtemelen burayı kırar diye düşünüyorum. Neden de kırar? Şimdi 50 milyon sermaye, bakın 52 milyon sermayeye 5 milyar kar getirmiş. Ortalama sermayesinin yani 100 katına yakın. Yani 95 katı ortalama 100 katına yakın karı var bir önceki dönemde. Öz kaynağını ikiye katlamış. 14 milyar karı var. Yani bedelsiz potansiyeli de çok bu şirkette. 24 halka açık. FK 3.3, PDD de 1.1. Şimdi diğer GEO'lara göre biraz daha bu oranlar bir tık fazla pahalı ama dediğim gibi burada da sermaye çok fazla düşük onlara göre. O yüzden bu şirkette de yukarı sert hareketler olma potansiyeli var. Bu düşeni de kırma potansiyeli de var. Düşeni zaten şuraya alırsak eğer bu bölgeye alırsak burada kırmış içeri gelmiş. Burada tam tavan kapattığı için burada da çarpmış diyebiliriz. Ama yani şuralarda kâr alınabilir. Girip şuralarda kâr alınabilir. Sonra üstüne kırarsa tekrardan denenebilir. Nerelere stop koyacağım? Yani 272 bölgesine stop konup yukarılara hareketler düşünülebilir. Gene bize uyan harika bir şirket. Dediğim gibi borsa bu aralar biraz kötü, sabrımızı oynuyorlar ama canınızı sıkmayın. Açıkçası bunlar bezdirme politikası. Borsa yeni katılanlar bezsin. Açıkçası çok fazla da yatırımcı oldu son 1-2 yılda da. Yatırım sayısı 2-3'e katladı. O yüzden onları bir bezdirelim, paralarını alalım, yukarı oynayalım politikası. Zararına mal satmayınız. Bizle de beraber yol yürümek istiyorsanız buradan Gündoğdu Borsa'ya, Instagram'dan bize buradan yazınız. Aylık cüzi bir ücretle burada bizde yol alabilirsiniz açıkçası. Teknik analiz eğitimi için de Fethiye bölgeye gelmeniz gerekiyor. Gene Instagram'dan yazınız. Bu arada her şey istediğiniz gibi olur. Hayırlı hafta sonları diliyorum herkese.